Peki. Mama, wir verstecken den Ratten. Wir verstecken ihn. Oh. Ha. Ah, da muss auch noch. Warte. Okay. Hopp. Hier, blau. Ja, okay. Ortasından hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Oğlumla beraber Frülfe'ye gitmiştik, termini vardı. Orada biraz çekim yaptım, çıktık, çocukları okuldan alacağız. Daha yarım saatleri var, parka geldik, biraz yürüyüş yapacağız okul saatine kadar. Oğlumla beraber daha sonra çocukları alıp eve geçeceğim. Sabah çocukları okula bıraktıktan sonra ben de okula gittim. Biz okuldayken eşim de çocuk odasını tamirat falan vardı. Yatakları falan değiştirdik. Yatakları falan yaptı. IKEA'dan bir tane de çocuk oyuncak dolabı aldık. Onu şu an monteliyor olması lazım. Yorgunum. Akşama bırakayım dedi ama bilmiyorum şimdi mi yapar akşam mı yapar. Yapmışsa zaten yapmıştır. Son halini çekerim sizlere. Yapmamışsa akşam yaptığında yaptığı anı çekelim sizler için. Dediğim gibi öyle işte. Hatırlarsanız birkaç video önceden biliyorsunuzdur. Bize ev çıkmıştı. Sosyal evi olduğu için arkadaşlar çocuk sayısına göre, yaşa göre oda veriliyor. Şu an kaldığımız 2+1 3 çocuk için ve yaşlarına göre 3+1'de kalmamız lazım. 3+1 çıktı biliyorsunuz. Kardeşim de bizle kaldığı için, yaşı büyük olduğu için, 20'nin üzerinde olduğu için, daha doğrusu 18'in üstünde olduğu için tek odada kalması gerektiği için evi bizden aldılar. 4 odalı bir ev verecekler. Bizim işimize de geldi. Şu anki evimiz çok güzel. Merkezin ortasında ve 3 odalı bir eve çıkıp tamirdi, eşyadı, suydur budur derken belli bir miktar para harcayacaktık. Belli bir süre sonra Rabbim çocuk nasip ettiğinde veya çocuklarımız büyüdükçe 4 odalı bir eve başvuracaktık zaten. Yani bizim işimize de geldi 3 oda yerine 4 oda vermelerini. Erken vermeyecekleri için şu anki evimizin birkaç eksiği vardı. Onu düzeltmeye başladık. Ben ilk bu eve geldiğimde yine sohbet uzayacak arkadaşlarıma.
Ben ilk bu eve geldiğimde çocuklarım 8-9 aylıktı. İkizlerim. Ondan dolayı çocuk dolabını, büyük dolap aldım. Ekstra kendi eşyalarımı, çocukların çeyizlerini, bebek çeyizlerini, kendi çeyizlerimi koymak için. İyi de yapmışım. Hiç pişman değilim. İyi ki de yapmışım öyle. İki tane de demir yatak aldık büyüklerden. Misafir geldiğinde yere yatak kuracağıma orası misafir odası olur. Çocuklarım büyüyene kadar onlara bir oda yaparım demiştim. Üç odalı ev çıkınca bırakmıştım. Demiştim üç odalı evde yaparım. Baktım çıkmayacak. Zaman alacak ve çocuklarım büyümüş. Kendi odalarında hem çalışmaları için hem güzel yani kendi odalarını benimsemeleri için, kendi odalarında kalmaları için odalarını değiştiriyorum. Yatakları karşı komşum Allah razı olsun odasını değiştirdi. İki yatağı bize verdi. Fiyat söyle dedim, olmaz dedi. Daha yeni kaza yapmışsınız. Bir de hani ben zaten yatak almışım bunlara şey yapacak değilim yani. Dedi çocuklarımın başının gözünün sadakası olsun. Bir duan yeterli. Allah razı olsun ondan. Yatakları verdi. İki tane araba şeklinde olan yataklardan. İki yatağı sabah eşim kurdu, düzenledi. Dediğim gibi iş yerinde eşimin çalıştığı lokantada da işte yürüyüş yapacağız dedi ki arkadaşlar oraya da değineyim. Yürüsem sürekli telefon gidip geleceğinden video düzgün olmayacağından durakladım. Sohbet edeyim. Kapattıktan sonra yürüyüşe devam edeceğim. Dediğim gibi eşimin çalıştığı yerde, mekanda, lokantada masaları, sandalyeleri çocuk bölümünü değiştirdiler. Oradaki çocuk masasıyla sandalyelerini eşim eve getirdi. Masanın rengi yataklarla uyumlu kırmızı, sandalyeler beyaz. IKEA'ya gittik, sandalyeler iki taneydi, iki tane daha aldık. Üç çocuğumuz var. Bir de ekstra arkadaşları falan gelirse lazım olur diye. Sarı renginden başka renk yoktu, sarı rengi aldık. Oyuncak dolabında beyaz ve gri almayı düşünüyordum çekmecelerini. Ama kızım pembe istedi, iki çekmece pembe aldık. Oğlum sarı istedi, iki çekmece sarı aldık. Ve üç tane de gri çekmece aldık. Sandalyelerle çekmeceler artık birbirine uyar diye düşünüyorum. Sohbet bayağı bir uzadı arkadaşlar. Uzun oldu. 4 dakikayı buldu. 5. dakikaya giriyor. Şu anlık şimdilik hadi Allah'a emanet olun. Bir daha biraz sonra görüşürüz inşallah. Biz yürüyüşümüze devam ediyoruz. Tekrardan hepinize merhaba arkadaşlar. Odanın şimdiki son hali böyle. Şöyle bunun yatağı uymadı. Bayağı bir büyük. Ona göre bir yatak alacağız. Şöyle. IKEA'dan aldığımız dolap bu, oyuncak dolabı. Ben geldiğimde eşim monte etmişti. Şöyle biraz temizledim. Düzelttim buraları. Şöyle burada masa, sandalyeleri var. Masanın altında yine bir oyuncak kutusu var. Dedeleri almıştı onlara. Şöyle burada oyun alanı, halıyı oyun alanına koydum. Şöyle karşı tarafta da dolapları var. Şu an odanın son hali bu. Halıyı ve perdeyi değiştirebilirim, değiştirmeye de bilirim. Şey düşünüyorum, böyle çocuklara hitap edecek bir halı ve perde düşünüyorum. Önceden videomu izleyen arkadaşlar bilir. Şu iki tarafta demir yataklar vardı ve şurada da bir tane beyaz beşik vardı. Beyaz beşiği yatak odasına aldık. Minik için, bu kızım için, bir de bu büyük oğlum için, yani ikizleri için. Kızım için çok güzel bir Elza yatağı vardı. Kızım Elza hayranı. 200 eurodan 85 euroya gelmiş. Uygun, bayağı da uygun. Eşim alalım dedi, alsak bile sığmayacak. Alan daralacağı için almadık. Yani odamızın son hali bu arkadaşlar. Bir dahaki video ve vloglarda görüşmek ümidiyle. Allah'a emanet.